Şehri İstanbul'un unutulmuş bir semtinin unutulmuş bir lisesi yanmış, 7 öğrenciye ilçede okul bulunamamıştı. Ne demek yani herkes okul bulduk da biz size bulamadık? Ağzımın yüzünü kıracaktım da zor tuttum kendimi. Sonunda ilçedeki özel girişim koleji pek gönüllü olmasa da açtı kapılarını bizim 7 deli fişeğe. Yeni okulunuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Yeni okulunuz mu? Böyle bir okula geleceğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. Yeni okulları girişim koleji çok modern, çok havalı bir binaydı. Havalı bir de müdürleri vardı. Esma Sultan. Gördüğünüz gibi bu okulda istemiyorlar sizi. Ben de istemiyorum. Lakin Orço halinden memnundu. Çabuk kaynaştı yeni arkadaşlarıyla. Alis, Calimero. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Karabiber'in ise okulda hademelik yapan annesi yüzünden endişeleri vardı. Kızım, söz ver bana. Kimse annem olduğunu bilmeyecek. Sen benden tanıyor musun? PC'nin renkli kişiliği yüzünden başı dertteydi. Herkes saçımı soruyor. Herkes aynı cevap vermekten sıkıldım ya. Kar topu. Salça bol bol dedikodu malzemesi üreteceğinden pek sevinçliydi. Ay ben onlara daha tedavisi bulunmamış bir hastalıkla bulaşacağım anacığım. Dedikoduyla. Ahan da buraya yazıyorum, bana da salça demesinler. Trafonun da kanı kaynamıştı hemen yeni arkadaşlarına. Gözünü sevdiğimin devlet lisesi be. Cimbomsa görür görmez anlamıştı rakibinin kim olacağını. Aslına bakarsan buradan bakınca senin oturduğun yerde boş görünüyor. Yedili'nin sakin gücü Bayrampaşalı'nın işi zordu. Hem okulu hem arkadaşlarını idare etmekte zorlanacaktı. Ya trafo, dikkat ettin mi abi? Günde 100 kere sana sakin ol diyorum. Abi ne gerek var ya? Lan sok şunu cebine. Sigortalar aşağıda olsun trafo. Şş abi sakin ol. Trafo. Tamam abi gerek yok şimdi. Trafo tamam abi sakin. Tamam trafo abi hadi gidelim. Topraklarından uzak büyümeye çalışan 7 karanfildiler artık. Veya yeni okullarındaki ismiyle pis yedili. Muammer amcayı işe uğurladıktan sonra eczaneyi arayıp sizde harikisti var mı diyormuş. Ay yani şifre bu, anladınız mı? Bir günde adam böyle işe giderken cüzdanını evde unutmuş. Ay eve dönmüş ki cüzdanını almak için, bir de karşısında ne görsün ya. Ya Salça ne konuşuyorsun sen 2 saattir ya? Sen bir soru sormadın mı? Ben de onun cevabını vermeye çalışıyorum trafo. Ya ben sana soru sordum da Karabiber'le konuştunuz mu diye sordum. Sen de kalkmışsın bana eczanenin sahibi Muammer amcanın karısının baş ağrısını anlatıyorsun ya. Eczane Sevil'in 200 sokağında değil mi? Ben de yavaş yavaş oraya gelmeye çalışıyorum. Bir de sözümü kesmeseniz. Fesubhanallah. Ayrıca eczanenin sahibi değil, kalfası. Ya bir şey soruyorsunuz bari doğru düzgün dinleyin ya. Neyse işte Muammer amca eve gelip böyle kalfayı da karşısında görünce var ya. Ya paşa sen Muammer amcayı al, ben kalfayı alayım abicim. Böylece bu salçaya malzeme vermesinler artık. Neşe hakikaten ha. Şu sorunun cevabını adam gibi verir misin artık? Songül teyzeler iyi mi? Nasıl olacaklar? Kirayı nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünüyorlar. Tabii ya. Bu şerefsiz üvey babası aldı götürdü bütün parayı değil mi? Ya ben dedim kardeşim size. Yakalayayım döve döve alayım o parayı dedim size. Dinlemediniz ki.
Beyler, ne yap edip bir şeyler yapmamız lazım. Ya Orçu'ya kaptırmamış olsaydım ben bursumu verirdim ama hani... Evet, aslında bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu duruma böyle izleyici olarak kalamayız. Ya aslında part-time falan bir iş bulsaydık en azından bu ayki kirayı ödene kadar rahat ederlerdi ya. Doğru söylüyorsun kardeşim de işte insanın ayağına öyle koşarak gelmiyor. Neyse ya, bizim yine antenlerimiz açık olsun, tamam mı? Benim her zaman açık. Aman onu biliyoruz. Sendeki anten NASA'da yok zaten. Aşk olsun ya. Ne oldu ya? Tamam tamam. Tamam, şaka yaptım kızım. Sen bize Muammer amcayı anlat hadi. Dalmış mı kalfaya onu anlat hadi. Anlatmayacağım, küstüm ben size. İyi tamam, sen bilirsin bunu. Ama arkadaşlar arasında küslük olmaz değil mi? Neyse işte Muammer amca eve gelmiş. Karşısında kalfayı böyle donla falan görünce... Aman Allah'ım, böyle bir arbede böyle bir şey. Hey Zeki, işe yarar bir şeyler var mı? Zeki değilim ben, ağacım. Bak Zeki o tarafta. Gidin orada bakın Zeki'ye, gidin orada bakın. Dalını bacağını budattırma bana. Aa, kankalarım. Kamufle oldum ya, görmedim sizi. Ne konuştular oğlum, söylesene, işe yarar bir şeyler duydun mu? Ya duymaz olur muyum oğlum? O kadar bomba bomba şeyler duydum ki aklınız şaşar ha. Bak, bunların mahallede bir kadın varmış, tamam mı? Sen kocasını evden gönder. Daha sonra eczanenin çırağını al eve. Orada pompiş, pompiş, pompiş. Gel, Zeki! Efendim canlı burger? Salaklar arası bir maraton koşulsa bir gün, kesin sen birinci olursun. Neden biliyor musun? Çünkü sen salağın önde gidenisin. Kazanmaman mümkün değil. Lan oğlum, aptal. Bize ne eczacının kalfasından, çırağından? Sen bizim işimize yarayacak bir şeyler duydun mu onu söyle. Ya bunların bir arkadaşının paraya mı ihtiyacı varmış? Bunlar da böyle toplanıp bir part time, mart time iş bulsak diyorlar, o ayağa yatıyorlar da çok zor. Ya, demek iş arıyorlar ha? E o zaman biz bu fukara arkadaşlarımıza bir iş bulalım değil mi arkadaşlar? Ya Fırki, iyilik meleği misin oğlum sen? İyilik meleği misin? Bulalım, sevaptır. Salak, sevap olsun diye değil, rezil olsunlar diye bulacağız. Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun Furkan yine? Evet. Oğlum siz böyle aynı anda aynı şeyi düşünüyorsunuz ya. Ya onu ben bir türlü beceremiyorum ya. Ne yapıyorsunuz abicim? Böyle göz gözden mi alıyorsunuz? Empati mi yapıyorsunuz arkadaşım? Benim neyim eksik? Canlı burger salatası. What's wrong with me? Senin neyin eksik biliyor musun Zeki? Bir ipucu vereyim sana. Hani beş harfli bir şey. B harfiyle başlıyor. Yes. Niğdenin N'siyle bitiyor. Normal insanlarda hep kafatasında olur. Şu büyüklükte falan. Ama sende olsa olsa şu kadar falan var. Anladın mı? Anladım lan. Barbun mu diyorsun? Ha? Barbun değil mi? Bu kalem onu. Bu kalemin darı mı değil? Ha? Ne? Burnum mu yok lan benim? Bana bakın. Burnum mu yok? Ha? Voldemort muyum? Ona mı benziyorum? Voldemort'a mı benziyorum? Değil miyim? He? Burnum yok ya. Niye gözleri kaçırıyorsun Canburger? Sıkacağım lan senin burnunu. Sıkacağım. Koparıp atacağım senin burnunu. Kedilere yedireceğim. Allah Allah. Affedersiniz. Ben bir boşanma dilekçesi yazdıracaktım da. Pardon, siz beni eski Arzu Alcelerle karıştırdınız galiba. Yok, estağfurullah. Hani ben... Bakın hanımefendi, ben bunun için avukat beye tam 3.000 lira para ödüyorum. Haberiniz var mısın? Haklısınızdır, haklısınızdır. Bir şey demedim ama ben dilekçe yazdıracaktım da o yüzden. Özür dilerim, yardım edemeyeceğim. İyi günler. Siz kusura bakmayın. Ben yazarım Songül Hanım. Aa, Hasan Paşa. Ben yazarım Songül Hanım. Ne dilekçesiyse hallederiz. Nefise teyze bak, inan çok zor durumdayız. Yani 100-200 ne olursa bize faydası olur. Biz sana öbür aya öderiz. Yani annem yeni bir işe girene kadar. Peki Nefise teyze, eksik olma. Zaten ben de ev sahibiyle konuşacağım. Hani madem bize borç veren yok, dua eden çok. E biz de kirayı duayla ödesek olur mu diyeceğim. Sağ ol, iyi günler. Kız kimle konuşuyordun? Hiç.
Sen yoksa sevgili yaptığında bana mı söylemiyorsun? Ya salça, ne sevgilisi ya? Tamam kızma ya. Sevil, bir gelişme var mı? Hakikaten ya, o şerefsiz geliyor mu eve? Yok, gelmiyor. Öbüreye kadar da gelmez. Bütün parayı alıp gitti zaten. Bak, ne diyeceğim? Biz paşayla ufak tefek işler buluruz, yardım ederiz ha. Haberin olsun. Olmaz öyle şey Trafon. Ya Allah Allah. Biz senin arkadaşın değil miyiz kızım ya? Bak benim şalterlerimi attırma ha. Bak bu sefer ben de tutmam ona göre ha. Ya çocuklar vallahi yapmayın böyle. Kızım tamam uzatma. Birimiz dara düşünce hepimiz darlandığı için en iyi arkadaş değil miyiz biz ha? Bir çaresini bulacağız elbet. Siz sıkıntı yapmayın yeter tamam mı? Bu Günçek nerede ya? Sabah siz de gelmedi mi? Ya ben onu sabah aradım ama telefonu kapalıydı. Neşe sen arasana şunu bakayım. Kapalı. Bari sesli mesaj bırakayım. Alo Günçiçek. Kız neredesin sen? Okula geldik yoksun. Bana bak, paşa bak seni çok merak... Yani ya hepimiz seni çok merak ediyoruz. Mesaj alınca geri dön bize hemen. Tamam. He bu arada Muammer amcanın karısı ne yapmış biliyor musun? Sen tut. Eczacının kalfası. Neşe. Allah Allah. Ya, tamam ama ne yapayım? Yeni bir şey öğrendiğim zaman en az 10 kişiye anlatmazsam dünyada kalıyor. Bu da arıza yapıyor paşa. Senin arıza olduğunu hepimiz biliyoruz. Farkındayız yani merak etme. Çıkmamış hala. Hadi kaldır bakayım kıymetlini hadi. Hiç iyi değilim anne. Okula gitmesem iyi olacak. Ben bilirim o iyi değilleri. Kız yanıyorsun sen. Anneciğim. Hı. Ben bakarım kendi başımın çaresine. Terletirim falan kendimi iyileşirim ya. Yok yok ben sana bir ateş düşürücü vereyim. Bir de nane limon kaynattın mı? Ben aldım ateş düşürücü gerek yok. Hı. İyi o zaman. Ben işe geç kaldım zaten. Telefonun açık kalsın, tamam mı? Sıcak su torbaları da bayağı işe yarıyormuş. Tabii bundan sonra beni ısıtacak bir güney de yok. O Elçin cadısı kaptı onu. Hep bu yeni okul yüzünden. Benim için Şükrü Saraçoğlu neyse yeni okulda o artık. Buyurunuz. Ho ho ho. Size de ho. Aa Noel Baba. Öpeyim babacığım öpeyim. Ay. Çok yaşa evladım. Ho ho ho. Çocukluğumdan beri bekliyorum sizi efendim. Neredesiniz bunca yıldır? Gözlerimiz yollarda kaldı. Yalnız biraz böyle erken değil mi öğlen öğlen? Hem ben sizi böyle çatıdan, bacadan falan bekliyordum. Böyle birden kapıdan gelince şaşırdım tabii. Benim ben. Nedim Bey. Mütevelli heyeti başkanı Nedim Bey. Aha, yani statü falan tabii benim umurumda değil, yanlış anlamayın. Ben size kısaca mütevelli heyeti başkanı diyebilirim. Hayırdır, bu ne hal? Efendim, şirketin yıl sonu etkinliği için heyetçe kostümlü parti düzenledik de Esma Hanımcığım. Heyet ulan! Aha, yani kendimi kaptırdım, kusura bakmayın Noel Beyciğim. Vallahi bu yaştan sonra ne hallere düştük Esma Hanımcığım, görüyorsunuz. Her yaşın ayrı bir güzelliği var Nedim Bey. Hem çılgın insanlara kapım daima açık, evimin kapısı. Giriyorsunuz içeri, girdikten sonra sola dönüyorsunuz, salonun kapısı. Oradan içeri giriyorsunuz, merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz, yatak odası... Efendim, ben müsaadenizi rica edeceğim. Ho ho ho! Size de ho 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 Nedim Baba. Hey pardon, geyiklerinizi yere düşürmüşsünüz. Filizciğim diyorum ki,
Şöyle kırıklarını alalım, saçların canlansın biraz. Hı? Canlansın, canlansın. Yeni yıla şöyle canlı girelim. Ama çok kısaltma, olur mu? Sen bana güven, merak etme. Bir de şöyle güzel fön çekelim. Yeni yıla güzel gireyim. Aşk olsun Filiz'ciğim. Sen fıstık gibisin maşallah. Hem bizim mahalleden çirkin kız çıktığı görünmüş şey mi? Kızlarımızın hepsi güzel maşallah. Ama en güzeli de Günçiçek. Günçiçek hasta Filiz'ciğim. Nesi var? Sabah öksürüyordu. Göndermedim okula. Yatsın dinlensin güzelce. Geçmiş olsun. Bir şey ihtiyacınız olursa bana söyleyin, olur mu? Eksik olma, sağ ol. Bu arada okul nasıl gidiyor? Var mı özel birileri? Bu hazırlık sadece 2012'ye değil herhalde. Ya aslında var. Bir öğretmen. Öğretmen mi? Kızım, bulamadın mı müdür filan? Sen güzel kızsın. Öğretmenle ne işin olur? Açlıktan nefesi kokar onların. Alo, merhaba Murat. Şu anda kuafördeyim. Peki, anladım. Okulda görüşürüz. Neyli. Arayan o mu? Evet. Günçiçek de böyle. Neymiş efendim? Anneciğim, ben sevdiğimle evleneceğim. Aşk evliliği yapacağım. Aklınızı başınıza alın. Aşkla karın doymuyor. Vallahi öyle bir doyuyor ki. Hayatımda hiç gitmediğim kadar restorana gittim. Demek ki neymiş çocuklar? Her dinin kendi kültürel motifleri varmış. Öyle değil mi Damla evladım? Evet Atişkom. Yani böyle tırnak içinde söylüyorum, böyle caps lock büyük harflerle. Siz çok haklısınız hocacığım. Aferin çocuğum, otur. 90. Peki biz ne yapmıyormuşuz? Başka dinlerin dini sembol ve motiflerini örnek almayıp kendi milli ve dini kültürel değerlerimizi yaşatıyormuşuz. Değil mi Mert? Evet. Aferin sana da 90, otur. Oğlum bu sene en sevdiğim ders bu benim ha. Herif anlatıyor anlatıyor, sonra değil mi evladım diyor. Evet diyorsun, 90 veriyor. Hakikaten ya. Peki benim anlamadığım bir şey var. Niye 90? Niye 100 değil abi? Tarzı bu herhalde. Kapı çalındığına göre ne yapıyoruz? Giriniz diyoruz, değil mi Erçin kızım? Ha. Evet hocam. Aferin çocuğum. Otur, 90. Giriniz. Bu kim be? Vallahi buradan bakılınca ilk başta Noel Baba gibi gözüküyor ama böyle bir konunun üzerine geldiğine göre bahtsız bedevi de olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ho 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 ho. Öyle gireyim benim ya Orço. İki O ile, iki O ile. Hayırlı dersler öğretmenim. Öğretmenim, Allah'ın izniyle bir iş görüşmesine gittim de kıyafetimi değiştirecek zaman bulamadım. O yüzden böyle geldim. Müsaadenizle yerime oturayım. Bire deyüz, bire zındık. Utanmadan dersime Noel Baba klilap geliyorsun. Defol, defol! Ve la havle ve la kuvveti illa illa. Damlacığım bak, merak ediyordun bu alışveriş merkezlerindeki Noel Babaları nereden buluyorlar diye. Bu varoşlardan buluyorlarmış. Neşeciğim bak, merak ediyordun Noel Baba kızağını çekecek geyikleri nereden buluyor diye. Ben şimdi bu kıvırcıya iki tane boynuz takacağım. Ondan sonra anlayacaksın nereden geldiklerini. Allah Allah! Bu nasıl teknikçi eğitim sistemidir kardeşim? Robot gibi her gün aynı kıyafeti giy. Ne demiş Serdar Ortaç? You know, you know, education. Hoşo, teacher, welcome to the fashion. Ay be! Ho, geyiklerim var benim. Geyiklerim var. Vallahi Allah'tan keşke başka bir şey isteseydim. Ben de düşlerimin Noel babası. Keşke gitmemiş olsun diye dua ediyordum. Yoksa siz de benim gibi koridorların sessizliğini dinlemeyi mi seviyorsunuz? Dersteyken nasıl da melek gibi oluyor değil mi yavrucaklar? Neyse gidelim.
size vermek için sabırsızlandığım bir şey var. Çok yaşayın, iyi yaşayın. Yanınızdan, yöreceğinizden sizi sevip arzulayan kimsecikler eksik olmasın. Koridorların sessizliğini birlikte dinleyerek gidelim. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım size vereceğim hediyeyi beğenecek misiniz? Hadi. Allah Allah. Kadın beni biriyle mi karıştırdı acaba? Gerçi bana karşı o haşin tavırların altında inciden inceye bir hoşlanma seziyordum ama... Neyse. Bozuntuya vermeyelim. Fırça mırça yetiş şimdi. Hayır, bizimkilere gidip Esma Sultan odama gidelim de size bir şeyler vereceğim dedi desem yalan söylüyorsun derler. Sessizliğiniz bile ne kadar iç gıdıklayıcı biliyor musunuz? Lütfen benim için bir kere ho 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 der misiniz? Ho Ay yapmayın öyle, çok haylazsınız ha. Bir kadını etkilemeyi nasıl da biliyorsunuz. Bir daha söyleyin. Ho 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 ho. Şöyle otur. Garson, bize iki sütlü kahve. Hava soğuk. İçelim de içimiz ısınsın. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir dilekçe yazacaktık, değil mi? Evet. Songül Hanım, iyi misiniz? Değilim Hasan Bey, hiç iyi değilim. Ne oldu? Anlatın lütfen. Tanrı olsun. İşsizim. Kızımla evde hiç huzurumuz kalmadı yani. Ben boşayacağım bu adamı. Hangi derdime yanacağımı şaşırdım Hasan Bey. Kahvelerimiz de geldi. Merak etmeyin, her şeyi düzelecek. Dilekçeyi de hallederiz. Okuldaki iş durumunu da halledeceğiz. Nasıl düzelecek Allah aşkına Hasan Bey? Yıllarca ben o okulu sildim süpürdüm. Sağ olsun Esma Hanım da beni sildi süpürdü. Esma, öyle bir pişman olacak ki. Nasıl yani? Düşündüm de. Esma Hanım'ın senin kıymetini anlaması lazım önce. İşte bu yüzden okula senin gibi ama seni mumla aratacak birilerini götüreceğim. Aa, pes yani Hasan Paşa. Tövbeler olsun. İnsanı ağlatırken güldürdüm Zilahi. İstersen gülerken ağlatırım da. Kendimize göre yeteneklerimiz vardır bizim de. Mahallede falan var mı böyle güzel rol yapacak arkadaşlar? Var, var, var. Var hem de iki tane. Tamam o halde. Bunun kahvelerimizi içerek kutlayalım. Tamam peki. Ay heyecandı. Ay Allah. Ağzım yüzüm birbirine girdi. Ah buyurun Noel babacığım, buyurun. Noel babacığımızın rahatı hepimiz için çok önemli. Eğer kötü bir kız olursam... Noel Baba bana istediğimi vermez, değil mi? Oo, ne yapıyor şimdi bu bana ya? Aa, yapma sana bir, yapma, yapma. Ne yapıyorsun sen? Kimeceğinin cezası, kimeceğinin ödülü, değil mi Nedim Bey? Anam, Nedim Bey sanıyor bu beni ya. Bu arada size vermek istediğim bir paket var. Paket mi? Yok artık, burada. Ufak bir ipucu vereyim, takmanız gereken bir hediye. Sizin gibi değerli bir Noel Baba'ya layık değil ama... ...kösteksiz bir saat.
Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bize hatırlatmak için. Biliyorsunuz zaman çok değerli. Tik tak, tik tak, tik tak, tak tik. Allah'ım, bu kıyafet içinde kabul eder misin bilmiyorum ama ne olursun beni affet. Affeder misin? Affet. Beyler, şunu bir an önce halledelim de kimse görmesin. Lan kimse görmeyecekse niye asıyoruz oğlum biz bu ilanı? Asmayalım. Kimse derken pis yedilden bahsediyor Furkan. Oğlum biz bu ilanı pis yedildiği için asmıyor muyuz? Ne kadar saçmalıyorsunuz ikiniz de. He? Asmayalım o zaman, indirelim gitsin. İndir cancığım, indir onu, indir. Bak Zekicim, bak sana son kez anlatacağım. Anladın anladın. Anlamazsan bir daha soru sorma, tamam mı? Tamam. Biz bu ilanı pis yedili başvursun diye asıyoruz. Tamam. Ama ilanı bizim astığımızı anlamalarını istemiyoruz. Tamam. Güzel. Tamam. Tamam. Ne tamam? Tamam. Planımız aksamazsa bu geri zekalılar catering şirketine başvuracaklar. Aksamaz, aksamaz. Çünkü bu okulda o eziklerden başka çalışmaya ihtiyacı olan bir öğrenci yok. Furki, iş aldıracağım mı onlara? Aldırmayacak mısın? Aldır bence ya. Aldır işe gitsin. Sen bizim zeka seviyemizi çok düşürüyorsun. Ne kadar düşürüyorum mesela? Yani seviye şuralara falan düşüyor. Bayağı düşürmüş. Çok salaksın ya. Vay! Ne kadar veriyorlar lan acaba? Alo! Alo! Catering mi? Kaç para veriyorsunuz? Biliyor musunuz en büyük hayalim ne Nedim Beyciğim? Hani 23 Nisanlarda makam koltuklarına küçük çocukları oturturlar ya. Ben de sizin içinizdeki çocuğu kendi kürsücüğüme oturtmak istiyorum. Harbi mi? Ho 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 ho. Giriniz. Rahatsız ediyorum Esma Sultan. Evet ediyorsun Hasan Paşa. Buyur ne istiyorsun benden? Müsaadenizle geyikler bekler. Ho 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 ho. Ne güzel konuşuyorduk Noel Baba. Aa, ben bu yaşlı amcayı tanıdım ağabey abi. Hasan Paşa, bu akvaryum camının arkasındaki hanım kim? İsteğiniz üzere Songül Hanım'ın yerine gelen yeni müstahdem sultanım. Memnun oldum. Aa, aa, aa. Ay tıpa tıp benziyorsunuz ikiniz birbirinize. İkiz gibi yani. Her şirkete bir özürlü kontenjanından mı aramıza katıldı hanım? Hanım ne gerek var hanıma? Arife anacığım, benim adım Arife. Seninkine kız söylesene hadi. Ne bu canım yılbaşı hindisi gibi gulu gulu? Al şunu götür odamdan çıkar. Bana hemen bir kahve yapsın. Nasıl olsun? Sade. İçine kahve alır mısınız? İkinci bir emre kadar odamda kimseyi istemiyorum Hasan Paşa tatlım. Bu birinci emirdi. Hadi tıpış. Ay çok memnun oldum valla. Bir gün Noel Baba'yı da alıp bize de gelin oturmaya, tamam mı? Ölümü öp. Oh my God! Millet! Brad Pitt'le Angelina Jolie bir çocuk daha evlat edinmiş ha! İyi hadi kalk, hayırlı olsun da gidelim o zaman. Niye kızdın sen şimdi ya? Şş millet baksanıza. Catering şirketi part time eleman arıyormuş. Ver bakayım. Tecrübe de aramıyorlarmış. Öğrenciler tercihimizdir diyor. E abi bu iş bizim için biçilmiş kaptan. Diline eşek arısı soksun kız. Biçilmiş kaptan kim? Vallahi benim bildiğim tek kaptan Alex kardeşim. Onu da ya ceza sahasının önünde nasıl biçtiler geçen gün ya. Vallahi var ya tribünde olsaydım yemin ediyorum dalacaktım, mevzu çıkartacaktım ya. Eminim. Ya edebiyat öğretmeni modunu bırakın da bir şey söyleyeyim. Başvuracak mıyız? Başvuracağız tabii kızım. 3-5 ne kazanırsak kar. Songül teyzelere yardım etmiş oluruz işte.
Hem Sevil de çalışır bizde, o zaman kendini kötü de hissetmez. Aynen. Ho ho ho, cingili 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 cingili. Ho 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 ho, cingili 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 cingili. Selamun aleyküm Kamiller. Haleluya. Haleluya ne lan? Ah bitir af abi. Yemin ediyorum ne kadar cahilsin sen de be. Doğu batı sentezi oğlum, doğu batı sentezi. Kamiller. Yeni saatim nasıl? Onu nereden buldun lan? Sakın Furkan'la basketinle oynadık kazandık deme. Eğer öyleyse bu saat değil bombadır. Ha! Oh! Esma Sultan kendi elleriyle taktı abicim bunu bana. Esma Sultan. Kendi elleriyle sana taktı bunu. Evet güzel kardeşim. Hasan Paşa ile Arife teyze odaya girmeseydi... daha kim bilir neler olurdu kanka. Orcucuğum saat kaç acaba? Ya da dur ben söyleyeyim. Akrep uydurdum da. Yelkovan salladım da. O zaman saat uydurdumu salladım geçiyor. Ho 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 ho. Böyle bir liseli liseli şakalar, ergen ergen tavırlar. Oğlum, Noel Baba hiç yalan söyler mi lan? Hadi lan oradan. Noel Baba'ymış. Ya hadi kalkın gidelim ya. Neşe, Cimbom'dan haberi olan var mı? Telefonunu açmıyor da. Biz de ulaşamıyoruz. Evdedir herhalde. Bir diyeceğim varsa bana söyle birader. Ben iletirim kendisine. Gerek yok. Ben kendim söylerim ulaşınca. Sağ olun yine de. Bu da gelmiş Cimbom'u soruyor. Ne yapacaksa Cimbom'u. Görünce boyu mu uzayacak? Kes lan sesini. Hayda. Sen değiştin paşa. Çok değiştin. Evladım. İngilizceden Türkçe'ye motomot çeviri yapamazsın. Mayday mayday, acil yardım istemek için yapılan uluslararası bir yardım çağrısı. Bak sen bunu Mayıs günü, Mayıs günü diye çevirmişsin. Evet hocam. Anlaşıldı. Sınıfta detaylıca anlatacağım ben bu konuyu. Çıkabiliriz. Merhaba. Merhaba. Saçların çok güzel olmuş. Bir şey yaptırmadım canım, sadece fön çektirdim. Gerçi sen her halinle güzelsin ama bu saç sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bu arada sen fön çektirirken ben de boş durmadım. Kredi kartımı çektirdim. Anlamadım. Yılbaşı için çok şık bir restoranda iki kişilik yer ayırttım. Eğer işin yoksa yeni yıla beraber girelim mi? Benimle gelir misin? Çok isterdim ama önemli bir işim var. Yılbaşı akşamı mı? Evet, maalesef. Ben derse geç kalmayayım. Görüşürüz. Yılbaşı akşamı neymiş o önemli iş acaba? Deme anacığım. Ne? Karısını, üst kattaki komşunun kocasıyla bir de. Yuhlar yazıklar olsun. Aldatmayı anlarım ama bu başka bir şey anacığım. Yanlış geldim herhalde. Karısı ne yapmış? Yuh artık! O da diğerinin karısıyla. Hollanda'ya gitmiş, nikahlanmışlar. Yuhlar yazıklar olsun. İyice çivisi çıktı be anacığım bu işin. Aa! Şaka mısın sen? Cikletten mi çıktın, sürpriz yumurtadan mı? Eşantiyon musun, promosyon musun? Bir alana bir tane bedavanın yanındaki bedava mısın, doldurma parfüm müsün? Nesin sen? He bebişim, kapatıyorum. Duydun değil mi? Bizim okulun sahibisi geldi. Ha, hadi bakalım. Asma Hanım, size kahve yapmıştım. Gerçi üstünden acık içiverdim ama ne de olsa insanız. Şahidin var mı? Sesime gel, sesime, buradayım. Hasan Paşa. Buyurun Esma Hanım. Kapının önünde mi bekliyordun zırt diye geldin? Derhal bu kayıp balık Nimo'yu kovuyorsun ve yerine başka birini buluyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sultanım. Bir kere siz beni kovamazsınız Asma Hanım. Neymiş o? Ne bileyim, herkes öyle diyor. Siz beni kovamazsınız. Ben kendim bizzat istifa ediyorum. Onların tazminat hakkından haberi yok. Bakma sen onlara. Hadi tıpış. Çık 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 çık.
Hasan Paşa, bu kadını okulumun yakınlarında bile görmek istemiyorum. Yakınlarında derken neyi kastettiğimi anlat. Çünkü kendisi farklı bir uzunluk ölçüsü kullanıyor, kesin. Emredersiniz sultanım. Sağ olun Arife Hanım. Rolünüzü çok güzel yaptınız. Teşekküre ne gerek var anacığım. Songül'ü hepimiz çok severiz. Onun için canımız feda. Ha, bu arada aranızda bir şey yok değil mi? Rica ederim efendim. Tamam, kızardınız zaten. Aldım ben cevabımı. Hadi hoşça kalın. Şimdi sıra Zarife'de. Şuna bak. Şuna bak. Dur şu git üstünü değiştir ya. Manyak kırmızı mum gibi dönüyor etrafımızda. Millet dalga geçmek için yer arıyor zaten. Ben size bunun hesabını sorarım. Terbiyesiz şeyler. Deniyor abi. Vallahi yemin ediyorum deniyor ya. Bir de milletin ağzında bir tane geyik dönüyor. Yok yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle gidermiş falan filan. Yok ya. Vallahi doğru söylüyorlar. Çünkü sen yeni yıla hep sağlı sollu birine dalarak giriyorsun abi. Sonra bütün yıl birilerine dalıyorsun. Selam. Selam. O zaman biz genç aşıkları fazla tutmayalım da gidelim. İlla benim bir işimi zorlaştıracaksın değil mi kaynana? Böyle gider ayak beni bir gereceksin. Yoksa için rahat etmez. Kim bilir mahalleye gittiğimde neler yaşamış olacağım. Artık çocuğum mu olmuş olur, kız mı kaçırmış olurum. Değil mi Neşe Hanım? Neler duyacağım söyle bakayım. Ya tamam, özür dilerim. Özür dilerim paşa. Sustum. Ya paşa, tamam sen dert etme kardeşim. Mahallede görüşürüz. Hadi. Hadi yürüyün, hadi. Allah Allah. Bir planın var mı senin? Bilmem ki. Belki küçük bir sahil kasabasında bir ev. İki çocuk. Bir kız, bir erkek. Belki bir de köpek. Kulağa çok güzel geliyor. Uğrarım bir ara. Ben bugün için sormuştum. Eğer merak ediyorsanız bugün sizin yakın korumalığınızı yapamayacağım. Neymiş o yakın korumalığımdan daha önemli olan şey? Söyleyeyim. Önce eve gideceğim. Hı. Üstümü değişeceğim. Hı. Sonra bizim bir Songül abla var. Ona yardım etmek için tekrar toplanacağız ve bir iş görüşmesine gideceğiz. Demek ki bugün beyimizin şoförlüğünü yapacağız. Tamam. Ama bir şartım var. Arabayı ben kullanırım. Aa. Vallahi sen bilirsin. Eğer hayır diyorsan birlikte taban var. Ben talimliyim. Tamam. Önce bir yanık alayım. Şimdi anahtarı alayım. Düş bakayım önüme. Oy beyler. Ben bu akşam uyku falan uyuyamam artık. Heyecandan öleceğim ha. Uyku falan uyuyamam ha. Ne yapacaksın lan? Alman filmlerine mi sardın ha? Ya! Wunderbar! Ha? Sehr gut. Pampiş mi ha? Ha? Bak kırmızı noktalı salak. Bu pis yedir bize kölelik yapmayacak mı? Ha? Bunun için heyecanlanmıyor muyuz? İnsan böyle bir şeyde nasıl uyku uyuyabilir ya? Of sorma ya. Ben de çok heyecanlıyım abi. Düşünsenize. Biz ne istersek onu yapacaklar. Bulaşıklarımızı yıkayacaklar. Pisliklerimizi temizleyecekler. Ve en önemlisi aramızdaki sınıf farkını öğrenecekler. Fırki, yalnız bizim aramızda sınıf farkı yok ki. Oğlum bazen o kadar çok saçmalıyorsun ki. Ya pis yedil de biz de aynı sınıfta değil miyiz? Ha? Onca. Sosyal sınıftan bahsediyor değil mi arkadaşım? Ha? He. Beyler, o değil de yılbaşına çok az bir şey kaldı. Bu maskeler indiği zaman pis yedilinin suratındaki ifadeyi çok merak ediyorum ya. Sen mi ben mi kardeşim? Sen mi ben mi? Lan bu çakma Noel Baba Orço değil mi? Yuh! Noel Baba Orço muymuş? Lan! Bizim de adama çektirmediğimiz kalmadı ha. Gelsin şuraya bir özür dileyelim kendisinden. Bana bakın lanetler falan ha. Hepimiz lanetlerse yanarız. Biz Furkan'la seninle tanıştığımız gün lanetlendiysek. Geçmiş olsun. Susun da şununla biraz dalga geçelim. Lan! Noel Baba dur bakalım azıcık. Ne oluyor çocuklar? Bak ya. Kendisi Noel Baba ya göğe ya. Biz de çocuklar mocuklar diye konuşuyor. Lan Ezik,
madem Noel babasın sökül bakalım hediyeleri. Öyle boş geçmek var mı? Ezik baba, baba ezik. Noel hacı. Ya bak ben seninle dalga geçmiyorum. Bu iki şahıs seninle dalga geçiyor. Eğer lanet savurma gibi bir fikrin varsa onlara savur gitsin. Ne olacak savur gitsin. Sus lan salak zeki. Çocuklar şakanın sırası değil. İzninizle. Dur lan dur. Acelen ne? İki dakika geyik yapıyoruz. Senin geyikleri göremedik de. ne yapsın ya? Baroş Noel babası ya bu. Fakir tabii. Açlıktan kendi geyiklerini pişirip yemiştir. Ay sakalını yerim ya. Yeter be! Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Terbiyesiz herifler. Nedim Bey, biz sizi başkasıyla karıştırdık. Çok özür dileriz. Öyle mi? Ben sizi benzeteceğim. Görürsünüz siz. Terbiyesizler. Lan. Nedim baba Orçoymuş. Noel dayı. Noel dayı. Bak bütün her şeyi planlayan bu ikisi. Benim hiçbir suçum yok. Lanetini savur yüzlerine ya. Savur yüzlerine gitsin. Öz lan Senel. Boğul. Sık biraz daha. Sık 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 sık. Oğlum kan gitmiyor. Ne zaman gitti ki zaten? Bayılsın şerefsiz. Al. Anam. Sağ Merhaba Çiçek teyze. Aa Ferit. Hoş geldin oğlum. Ben şey diyecektim. Sen gün çiçeği merak ettin herhalde. Evet. Ya bugün okula gelmeyince çok merak ettim. Telefonu da açmıyor. Belki siz biliyorsunuzdur diye atladım buraya geldim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok estağfurullah ne rahatsızlığı. Gün çiçek evde yatıyor. Üşütmüş biraz. Çok üzüldüm. Ya eğer yapabileceğim bir şey varsa... Yok canım. Ben birazdan eve gideceğim zaten. Ona güzel bir çorba yaparım. Bir şey için kalmaz. Merak etme sen. Eğer işiniz bittiyse ben sizi evinize kadar bırakabilirim. Ha olur. İşim bitmişti zaten. Ha ben çantamı alıp geleyim. Abla ben gidiyorum. Güzel araba. 2009 mu? saçma bir şey mi söyledim ya? Ay yok. Ya şey geldi aklıma ondan güldüm ben. Hani anlatmıştım ya daha tanışmamıştık. Orça beni kendi arabamla dolaştırmaya çalışmıştı diye. Ay özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Gerçi muhabbeti Orço'nun başladığı yerden başladıysam büyük sıkıntı var ama. Hadi neyse. Günçiçek. Günçiçek kızım. Günçiçek uyuyor galiba. Ben bir bakayım şuna. Sen de burada bekle evladım. Günçiçek. Günçiçek. Kızım. Günçiçek yok Ferit. Ay ben bir arayayım şunu merak ettim. Yok kapalı. Hay Allah. Ben şimdi merak ettim. Bakkala eczaneye falan mı gitti acaba? Şey benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok evladım sağ ol. Peki ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Size peki evladım birazdan gelir ama. Allah Allah. Ateşli ateşli nereye gider bu kız? Hadi bir daha.
Gönder hadi. Hadi pas ver. İşte bizim evde burası. Ah çok şirinmiş. Şirin burada küçüğün kibarcısı oluyor galiba. Aşk olsun öyle mi demek istedim? Tamam. Pardon Güney abi. Ben artık gideyim. Bize gelmek ister misin? Annemle falan tanıştırırdım seni. Yok ya, şimdi saçım başım çok şey. Başka zaman geleyim. Allah Allah. Sanki benim annem de güzellik yarışması jürisi. Olsun. Hem ilk defa evine gittiğim bir insana elim boş gidilmez. Yapma ya. Ben size elim boş geldim. Yanlış. Sen bize gelirken iki sevgi dolu bir kalp getirdin. Yanlış. Ben sana gelirken bir kalp getirdim. İçin sevgili de olacağını biliyordum. Güney abi hadi gel maç yapalım. Tamam. Bunlar seni oynamadan bırakmayacak galiba. Galiba. Yolu bulabilirsin değil mi? Abidin bulur ya. Abidin? Ha, navigatörümün adı. Navigatörüne Abidin ismini mi verdin? Hı. Ya bir gün gidiyordum, çok bunalımlı bir günümdü. Dedim ki, bana mutluluğun rotasını çizebilir misin Abidin? Sonra adı Abidin kaldı. Ay, sen deli olduğumu düşünüyorsun şimdi. Bana akıllı birini getirin ve onu iyileştirin demiş Gustav Jung. Yani aslında birazcık deli olmasan ben ne işinle? Değil mi? Abidin, bak bu adresi kaydet. Mutluluğun rotasını çizmen gerektiğinde buraya getiririz. Hadi görüşürüz. Çocuklar bu soğukta sizin ne işiniz var dışarıda ya? Daha kaleleri kurmamışsınız. Hadi biriniz kaleyi kurun. Hadi bakayım. Geç şu tarafa. Çocuklar siz oynayın, ben geliyorum, tamam mı? Çabucak akşam oldu. Zaman nasıl geçti anlamadım. Benim için de tam tersi. Zaman geçmek bilmedi bugün. Neden? Meraktan. Merak mı? Neyi merak ediyorsun? Dersler yoğun da bir türlü konuşamadık. Yılbaşını birlikte geçireceğin bu şanslı bey kim? Onu merak ettim de. Beyler demek istedin herhalde. Beyler mi? Bir kişi de değil üstelik. O zaman söyleyecek bir şey yok. Size iyi eğlenceler. Ama çok istiyorsan seni de davet edebilirim. Ben mi? Ama... Neyse ben çıkıyorum. Çok yorgun. Konuşuruz. Beyler demek istedin herhalde dedi. Anlaşıldı. Bana bu gece uyku yok. Günçiçek. Neredesin sen bütün gün? Niye gelmedin okula? Beni niye kurtardın Güney? Neyden niye kurtardın? Anlamıyorum Günçiçek. Yangından Güney. Niye bırakmadın öleyim?
Gülçiçek. Yaşanabilecek daha büyük acıların olduğunu bana göstermek için mi beni yangından kurtardın? Seni sevdiğimi bile bile karşıma başka biriyle çıkıp şimdi beni her gün öldüreceksin. Ne istedin benden Güney? Sen her zaman benim sevgilimdin. Şimdi ben seni başka biriyle nasıl göreceğim? Gülçiçek, sen benim sevgilim değilsin. Bana karışamazsın. Sen benim hiçbir şeyimsin. Buna alışsan iyi olur. Senin için bir daha ağlamayacağım. Gülçiçek. Annen hasta demişti. Sorun kalbinde sanırım. Sen beni nasıl buldun? Bir omuza ihtiyacım olduğunu hissettim. Anlatmak ister misin? Peki. Hiç iyi değilim ben Ferit. Hiç iyi değilim. Bizimle çalışmak istiyorsunuz gençler. Evet istiyoruz. Vallahi işe ihtiyacımız var, iyi olur. Peki daha önce böyle bir iş yaptınız mı? Ya da buna benzer bir işle ilgili bilginiz, fikriniz var mı? Vallahi yalan yok, daha önce böyle bir tecrübemiz olmadı. Yalan yok yani. Ama bu yapamayacağımız anlamına da gelmiyor tabii. Aynı zamanda her işin bir ilki vardır değil mi abi? Doğru söylüyorsunuz aslında gençler. Ben de her zaman sizin gibi gençlere fırsat tanınmasından yanayım. Merak etmeyin, pişman olmayacaksınız. Kusura bakmayın ya, geciktim. Sorun değil. Biz arkadaşlarınla anlaştık zaten. O halde yılbaşı gecesi çalışmaya başlayabiliriz değil mi? Yılbaşı gecesi mi? Evet. Bizim elemana en çok ihtiyacımızın olduğu gece yılbaşı gecesidir. Sizin için de bir sorun yok herhalde değil mi? Yok, sıkıntı yok. Çalışırız ya, nedir ki? Güzel. Yılbaşı gecesi bir partide servis yapacaksınız. Tamam, yaparız. Tamamdır o halde. İşe alındınız gençler. Tebrik ederim. Hadi hayırlısı olsun. Ama daha para konuşmadık. O konuyu hiç merak etmesem. Ben hakkınız neyse veririm size. Hem bu işin standart ücreti de var zaten.
İyi, öyle olsun bakalım. Ya zaten koskoca şirketsiniz. Herhalde bizi kandıracak haliniz yok yani. Siz gençlerin de en çok açık sözlülüğünü seviyorum, biliyor musunuz? Eyvallah. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Hayırlısı olsun. Nedir, ne konuştunuz? Güle güle. Anlamadım. Güle güle. Tam istediğiniz gibi. Gençleri işe aldım Furkan Bey. Aferin. Bu yılbaşı çok eğlenceli geçecek. Ya bu yeni iş ne güzel oldu ya. Vallahi galiba yeni okul hayırlı geldi bize ha. Tabii oğlum, para parayı çeker lan. Kızım biz zengin değiliz. Sadece onların arasında okuyoruz. Ay karabiber, senin bu bardakla derdin ne bilmiyorum ama... Ya tamam içmiyorsun ama en azından biraz dolu kısmından bak ya kızım. Küresel ısınma var, millet susuzluk çekiyor. Sen hala bardağın boş kısmındasın ha. İyi oldu, iyi. Ben zaten öyle yılbaşı kutlaması falan sevmiyorum. Ne o bütün konu komşu eve oturacağız, maskenin arkasından bakan hatunları izleyeceğiz falan. Gerek yok. Ya hele o tombala arkadaş, o nedir ya? Zaten bende çinko fazlası var. Yemin ediyorum o oyunu oynayanları görünce benim elim ayağım titriyor ya. Bak gene titremeye başladı. Sakin ol Trafo ya. Heh Peker, aferin ya. Arada bir sen de gir. Beni yormayın. Sen de gir hatta. Sakin makin ne gelirse artık. Ay abi. Ya cimbomdan haberi olan yok mu? Vallahi sabahtan beri yemekten parmaklarımda et kalmadı ha. Cimbom nerede? Bileniniz duyanınız yok mu yani? Ya vallahi bilse bilse paşa bilir. Hakikaten ha paşa. Cimbomdan haber yok mu? Ya ben bütün gün sizde değil miydim arkadaşlar? Delirtmeyin beni ya. Nereden bileyim ne yapıyor? Kim bilir ne yapıyor? Kim bilir kim bilir? Ay paşaya bir daha mı sorsak? Belki sırarından vazgeçer de söyler. Neşe, yemin ederim seni ekmeğin üzerine sürer yerim ha. Allah Allah. Kızlar, siz yine de ne olur ne olmaz Günçü'yü yalnız bırakmayın, tamam mı? Bu aralar yalnız kalmaması lazım. Böyle de bilmemezlikten gelmiyor mu var ya? Ay çıldırtırsın seni de ha. Ne yaptınız? Küstü mü? Kavga mı ettiniz? Sana trip mi yapıyor? Böyle bağıra bağıra kavga mı ettiniz mahallede? Ne yaptınız paşa ya? Neşe, biraz daha konuşmaya devam edersen sesimi öyle bir yükselteceğim ki. Paşa. Sakin ol şampiyon. Bak beni ne hallere düşürdün Neşe ya. Trafo bile bana sakin ol diyor ya. Paşa. Hadi hadi görüşürüz. Paşalar. Yine kızdı ya. Ay be. Mutlu yıllar. Allah'ın Kamil. Yeni hediyem bu. Ah! Al bakalım. Bu da senin. Bu ne ya? Ben uzaktan kumandalı uçak istemiştim Noah Baba'dan. Allah Allah! Sana böyle bir tane çakarım ta eve kadar uçarsın ha! Yürü git lan! Bir de hediyeyi beğenmiyor. Eşek sıfır seni. Hadi yürü, yürü! Baba! Noah Baba sana eşek dedi. Canım benim, ben öyle der miymiş? Bana bak, sen şimdi uslu uslu, akıllı ol, tamam mı? Ben yılbaşı gecesi sana uzaktan kumandalı uçak getireceğim. Tamam, bacadan girip bırakırsın. Tabii tabii, bırakırım, bırakırım. Yürü git lan! Bir de bacadan bırakacakmışım. Sanki babanın uşağı var. Kamili, bu da senin. Hadi bakayım. Bu da... Aa, Ali. Oy be, mutlu yıllar. Bu ne ya? Çocuk muyuz biz de bize hediye veriyorsun? Aa, öyle değil mi ama? Öyle değil mi? Hepimizin içinde sevgiyi sığmış ufak bir çocuk yok mu? Ali! Orço! Noel Orço da diyebilirsin. Mutlu yıllar. Happy Christmas! Çan çan çan, çan çan çan, çan çan çan. Ya görüyorsun değil mi? El alemin sabisini, Sübyan'ını sevindirmek benim için bir hobi. Ah ah, tanımadığım çocuklara bunları yapıyorsam ileride kendi çocuklarımıza nasıl babalık yaparım sen düşün. Değil senden çocuk yapmak, senin olduğun dünyaya çocuk bile getirmem ben. Biz de korunuruz. Güvenlik! Güvenlik! Alır mısınız şunu başımdan? Ne oldu ki? Ne oldu? Poşetim kaldı lan! Poşetim kaldı! Lan! Alayınızı mı? Lan!
Şapkamla dişti. At! Bana bakın lan kâhiller! Bana bakın! Bana bakın! Kızdıracaksınız beni var ya! Arayacağım Noel Babalar sendikasını! Bir saat içinde 100.000 tane Noel Baba ile gelip yıkarız lan burayı! Yıkarız ulan! Bas git lan! Kim arıyorsan ara! Kovuldun! Yürü git lan! Siz beni kovmuyorsunuz. Ben kendim istifa ediyorum. Ya! O zaman ver bakalım deminki yemeği geri. Güzel kardeşi, düşündüm de siz beni kov. Tamam, beni kov. Kov beni, beni kov. Kov, beni kov. Kov beni, kov. Al sana yemeği. Lan senin var ya. İndir lan ayağını. Sehpanın üzerindeki ayağını hayvan herif. Kardeşlerim. Çağırdı beni 6. İsmail Sultan odasına. Dedi ki, Orçocuğum, okula geleli çok kısa bir zaman oldu. Bu kısa zaman içerisinde kendini o kadar çok geliştirdin, o kadar çok geliştirdin ki sana bu saati takdim etmekle onur, gurur, hatta ve hatta şeref duyarım dedi. Sende olmayan her şeyi duymuş yani. Allah Allah. Ne oldu? Kıskandın değil mi? Kıskanç trafo, kıskanç trafo. Hah! Allah Allah. İnanmıyorsanız gidin sorun kardeşim. Kendi elleriyle verdi bana bu saati. Lan tamam sus. Yeter yeter ki sen sus. İnanacağız. Tamam sus. Gülcan kardeşim, canım benim. Ya bütün gün alışveriş merkezinde Noel Baba kılığında dolaştım ya. Felaket midem acıktı ya. Çok kötü midem acıktı ya. Bir şeyler varsa hazırlayıversene bana. Hadi koş bir zahmet hadi yapayım. Hadi ne olur birazcık hadi koş. Lan turşu çok açsan git evinde yemek ye. Kızcağız mecbur mu sana yemek hazırlamaya? Allah Allah! Sana ne oluyor be kardeşim? Sana ne oluyor? Avukatı mısın kızın? Tamam lan bağırmayın. Ya, önemli değil. Gel çörek falan var bir şeyler vereyim ben sana. Bak ne oldu? Önemli değil dedi. Ne oldu? Ne oldu? Zaten benim derdim başımdan aşkın. Ya paşa, takılma bu kadar ya. Nasıl takmayayım Mert? Kız çok ağır konuştu. Beni her gün öldürüyorsun ne demek ya? Ben onun saçını teli için canımı veririm. Ama olmadı. Yürümedi işte. Bundan sonra da olmayacak. Boşu boşuna geçmişe saplanıp kalmanın kimse ne faydası var acaba? Sizi öyle görünce duygusala bağladı demek ki ya. Yani ben üzülmüyor muyum abi Günçiçek için? Ben de üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok yani. Kız sonuçta bir gün ağlayacak, iki gün ağlayacak, üç gün ağlayacak. Ondan sonra bakacak o da yoluna ya. Vay. Aşk gurusu gibi konuştun. Lan bana bak. Sen aşık mısın yoksa? Ne alakası var abi şimdi ya? Lan Mert. Bak tırnak içinde söylüyorum. Eğer bizim sınıftan birine aşıksan ve bana söylemiyorsan şerefsizin bozulur. Paşa ayıp oluyor ama. Tamam tamam şaka yap. Ayrıca Allah esirgesin öyle. Ne sınıf ya? İyi hadi bize bir türkü patlat da kulaklarımızın pası silinsin. Allah Allah. Akşam akşam ne türküsü ya şimdi? Konuşuyoruz burada. Ya hadi Mert abi söyle bir türkü. Söyleriz ya türkü tamam. Madem o kadar hepiniz istiyorsunuz. İyi hadi bak şahane olur. O zaman iki kekliği söyleyeyim. Olur mu? Ama hikayesini de anlat. Hikayesini tamam anlatayım. Bu Edremit'in, Balıkesir Edremit var ya. Oranın köyünde yaşayan Şöhret Hanım diye bir kadın söylemiş bu türküyü. Yörenin zenginlerinden bir kadınmış. Zeytin toplamaya gidermiş ayağında rugan ayakkabıları. Oyalı şık yazmasıyla. Bir gün keklikleri dinlerken Sarıkamış'ta Enver Paşa'nın emrinde olan asker oğlu Zekeriya'nın şehadet haberini almış. O da bu türküyü yapmış orada. Ötme keklik demiş. Derdim bana yetiyor. Öyle işte hikayesi bu. Söyleyeyim mi türküyü? Hadi. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor.
ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. Annesine karada haber gidiyor. Annesine karada haber gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı ya. Yılbaşlarında kavuçuk ağacı süslemeye bayılıyorum. Gerçi çam ağacına daha çok yakışıyor tabii yılbaşı süsü ama... adet olmuş artık bir kere kavuçuk ağacı süslemek. Buyurun. Aa, Nedim Beyciğim. Aa, hoş geldiniz. Biz alışmıştık sizi Noel Baba kostümüyle görmeye. Hoş bulduk. Aa, bir dakika. Ne oldu Esma? Bir dakika, kaç saniye Nedim Bey? Anlamadım ama 60 mı? Peki ya bir saat? Ne saati? Tokyo saati. Ne saati olacak? Size aldığım kösteksiz saat. Ama siz bana saat falan almadınız ki Esma Hanım. Peki ben kime taktım o saati? Vallahi bilmiyorum ama bana takmadığınız kesin. Ah bak, gördün mü, gitti güzelim İsviçre saati. Dağ başında başka hiç işleri yokmuş gibi saat yapıyorlar. Üstelik onu çok pahalıya satıyorlar. Cimbom. Ama yapma anacığım böyle, gözünü seveyim ya. Ya kızım, sana kaç kere dedik şu paşa takıntısını bırak diye. Sevil, kız bunalımdan biraz çıksın diye geldik. Daha fazla girsin diye gelmedik yani, bilmem farkında mısın? Tabii. Ben bunalımda falan değilim. Sadece okula gidip o Bayrampaşa'da teki sevgilisinin suratını görmek istemiyorum. O zaman sana kötü bir haberim var Günçiçek. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Acını yaşayacaksın. Ya belki de kabuk bağlayana kadar gözyaşını içine akıtacaksın. Ama yaşamaya devam edeceksin. Hem okula gelmeyerek kimi cezalandırdığını zannediyorsun ki? Evet. Kızım, hem sana paşadan başka erkek mi yok ya? Yani elini sallasan ellisi, saçını sallasan servisi yani. O servisi değil bir kere, tellisi. Ay biliyorum ama senin durumunda ona servisi deniyor canım. Boy 2 metre olduğu için maşallah. Küçük bey mi diyorsun? Ay yok öyle bir şey ya. Tabii canım. Küçük bey de her önüne gelene telefon alıyormuş Cimbom. Hem geçen gün seni görmeye gelmiş buraya da bulamamış. Çiçek teyze söyledi şimdi. Ne? Ya benim buna şimdi mi haberim oluyor yani? Çiçek teyze nerede? Bir de teessüf edeceğim ya. Of, siz buraya benim yüzüme karşı dedikodumu yapmaya mı geldiniz? Hayır canım. Seni kolundan tutup okula götürmeye geldik. Hadi kalk giyin. Bu çekiştirmeyin. Gitmek istemiyorum o okula. İyi. O zaman sen de pijamalarına gidersin okula canım. Tut hayatım. Tuttum canım. Of yapmayın ya. Gidemem ben o okula. Vallahi Esma Sultan seni böyle okulda pijamalarla görürse ne der bilmiyorum ama... senin sarı boylum, al yanaklımın yanakları biraz daha kızaracak ha. Şekerim. Hadi kalk. Delisiniz siz ya. Yok artık, bu ne koltuk sevdasıdır arkadaş? Alo, kim? Kim? Ha, ben Zarife Hanım'ım. Ne var, ben de hanımım. Kim? Kim? Ha, beni Hasan Maşa Bey işe aldı hanımım. Sensin hanımım. Kültür şoku üstüne kültür şoku. Doğu batı sentezi geldi makamıma kondu. Kalk, kalk bakayım yerimden benim. Bir daha benim makamımda oturursan seni kovarım. Anlıyor musun? Kovarım. Nasıl olsun?
Kahve mi nasıl olsun? Ama nasıl olsun, uğraşıp duruyoruz işte. Aynı taz, aynı hamam. Bunun kulaklar sağır galiba. Ben Esma Sultan, bu Sağır Sultan. Bollywood bizi bozdu. Ne böyle Hint dilencileri gibi biri gelir gözleri görmez, biri gelir kulakları işitmez. E bunların konuşamayanı da denk gelir elbet. Nasıl olsun? Sade. Tamam. Şimdi bol şekerli kahveniz geliyor hanımım. Nasıl? Yok bir şey. Bana bir şey mi söylediniz hanımım? Git kulağımın dibinden git. Sade olsun, sade. Sade ben olayım odamda. Git. Nasıl? Sade. Oturabilir miyim? Seni okulda görmek ne güzel gün Çiçek. Ya şöyle gülümse biraz. Kız arkadaşın kızmıyor mu böyle benimle çay içmene? Arkadaşımla oturduğum için kimseye hesaplanmam ben. Bu da bir şey. Hiçbir şeyimsinden arkadaşına terfi ettik. Gülçiçek. O gün öyle demek istemedim ben. Geçmişine sahip çıkmayan hırtlardan değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Özür dilerim o cümle için. Sağ ol. Çay için. İçmedin. İçim yeterince sıcak. Ne oldu? Hayır yani. Canın falan mı sıkkın? Böyle hiçbir şey yemedin yemekte. Yoo. İştahım yok herhalde. Ha, ben anladım. Yani böyle diye style diyorsun. Ay gerçekten ya. Çok karbonhidrat alıyoruz. Baksana medyum beden oldum bu yemeklerden. Aslında benim çok da fazlam yok ama. Aa! Aa! Dilkopaççığım. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Nereden çıktın sen kız? 5 dakika önce sınıftan çıktım ya Zeki. Allah Allah, sanki yıllardır görüşmüyormuşuz gibi ya. Manyak mısın nesin? Hay Allah. İşte fark etmemişim seni. Şişt, bana bak. Sana anlatacağım çok önemli bir şey var. Hadi gel. Ne söyleyeceksin? Önemli. Allah aşkına gel. Çok önemli ya. Çok önemli. Ne olur. Önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Neymiş ki? Neymiş? Çok merak ediyorsun değil mi? Ha. Aa, hadi gel, hadi gel. Al, al, Allah aşkına. Ben bir gideyim gelip çok. Selam Elçin. Bana hala kızgınsın değil mi? Ya ne olacaktım? Ya sen benim balık hafızalı falan mı sandın? Güney'le aramızı açmak için yaptığın şeyleri unutmadım ben. Evet, haklısın. Çok büyük salaklık ettim. Salaklık ettin. Evet, eğer Zeki yapmış olsaydı salakça olurdu. Ama sen yapınca kalleşçe oluyor. Ne dersen de. Kabul ediyorum. Sana karşı olan duygularımı yenildim. Yenilmeseydin. Özür dilerim Elçin. Affet beni. Bak, eski dostlar düşman olmazlarmış. Dost da olmazmış ama. Gerçekten çok samimiyim. Ben Güney'le aranızda olan aşkın büyüklüğünü anladım. Bundan sonra sizin ilişkinize burnumu sokmayacağıma söz veriyorum. Ha şimdi ben buna inanayım mı? İnanabilirsin bence. Yani inanmak sana hiçbir şey kaybettirmez. Herhangi bir riskin yok. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Bak, gerekirse Güney'den de özür dilerim. Tamam mı? Anlaştık mı? Madem özür dileyeceksin, bunca yıllık arkadaşlığımızın altına ben de sana bir şans daha vereyim. Teşekkür ederim. Buna pişman olmayacaksın. Göreceğiz.
Madem barıştık, o zaman seni yılbaşı partimize davet edebilirim. Yılbaşı partisi? Evet. Yani kalabalık olacak. Herkes gelecek. Eğer istersen Güney'i de getirebilirsin. Gelirsiniz değil mi? Bilmiyorum, bakarız. Yani gelebilirsek geliriz. Neyse, hadi görüşürüz. İşte bu iş bu kadar. Ay kızım, ay gel. Ay neymiş biliyor musun söyleyeceği çok önemli şey bu gerizekalı Zeki'nin? Neymiş? Burnuna diline nasıl değdirdiği. Yo. Günçiçek. Efendim. Biliyor musun? Geçen sene yılbaşına kuru yemiş yiyerek girdim. Bütün senem böyle geçti. Bu yılbaşı yeme o zaman. Evet. Bu yılbaşı makus talimi yenmek istiyorum. Bunun için yılbaşında bir programın var mı? Bilmem, niye sordun? Yeni yıla seninle birlikte girmeyi çok isterim. Ben bir düşüneyim. Ya bunda düşünecek ne var Günçiçek? Yani beni şu kuru yemişten kurtarabilecek tek kişi sensin. Öyle de ben daha önce hiç bizimkilerden ayrı bir yılbaşı geçirmedim. Bir onlara sorayım. Peki, sor bakalım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bak, hayır dersen limon yiyerek gelirim yılbaşına. Bütün sene karşında limon yalarım ona göre. Yettim hanımım. Yettim. Kapının dışında ne yazıyor kızım? Ha? İşte istediğiniz sütü de getirdim hanımım. Ben ne söylersem söyleyeyim, sen kafana göre takılacaksın değil mi? Aa, olur mu hiç? Sütü kaynatıp da getirdim hanımım. Senden süt isteyen oldu mu? Sütü seven kamyoncu. Kimyon mu? Sütte kimyonun ne işi var hanımım? Asıl senin burada ne işin var? Kim? 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 Aa, Hasan Paşa! Hasan Paşa yetiş! Ay. Buyurun sultanım. Buyurun sultanım. Derhal bu sütü seven kamyoncuya kapının önüne kadar eşlik et. Onu kovuyorum. Ve kovduğun Songül'ü hemen geri getir. Eğer gelmezse ayaklarına kapan. Anlaşıldı mı? Emredersiniz sultanım. Her yer süt oldu zaten. Sen de defol. Defol git. Çayınız açık mı olsun hanımım? Yolun açık olsun. Hadi. Tıpış. Ya paşa, biz bu geceki işin altından kalkabilecek miyiz sence ya? Herhalde Mert. Yani sıkıntı yapma gerek yok. Evelallah bizim altından kalkamayacağımız iş yok. Ya nasıl olsa hep beraberiz bir de. Aynen abi. Güney. Selam. Selam. Paşa, ben bir sıkıştım mı? Sıkıştım ben, sıkıştım. Hadi ben bir lavaboya gideyim. Görüşürüz. Yılbaşı gecesi için program yaptın mı? Evet, maalesef. Ya. Yani çalışmam gerekiyor. Ama isteyerek çalışacağım. Yılbaşı gecesi de mi çalışacaksın? Evet. Bir yakınımızın paraya ihtiyacı var. Biz de destek olmak için part-time iş bulduk. O da yılbaşı gecesi çıktı. Üzüldüm ya. Sen ne yapacaksın? Bilmem. Damlalarla olurum herhalde. Hı, güzel. Kızdın mı? Yok canım, niye kızayım? İlk yılbaşımızla birlikte olamayacağız. Ne yapalım? Daha önümüzde çok yılbaşı gecesi olacak. Değil mi? Ya. Bir kahve alabilir miyim? Tabii efendim. Günaydın. Günaydın. Ne içiyoruz? Kahve alıyordum. Sen de ister misin? Sen sabahları çay içmiyor muydun? Dün akşam pek uyuyamadım da. Tahmin ederim. Anlamadım. Yarın geliyorsun değil mi? Benim kafama takılan bir şey var. Bu dün bahsettiğin erkekleri soracaktım da. Aranızda ne var? Aramızda sevgi var. Aşk var. Nasıl yani? Hepsiyle mi? Evet, hepsiyle. Yarın gelirsen görürsün. Benim kafam iyicene karıştı Filiz. Biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Yarın gelirsen görürsün. Hadi sana afiyet olsun. Ben uyanamadım da hala rüya mı görüyorum acaba? Kahveniz hazır efendim. Şeker alır mıydınız? İstemem.
Acı olsun. Anca ayılırım. Günçiçek, ne oldu? İzin alabildin mi arkadaşlarından? Ne izni ya? Ay git annesinden babasından al ilk önce. Salça, suluğun sırası mı ya? Feritçiğim, ben hiçbir şey yapmasam daha iyi olacak. Ne yapmasan iyi olacak? Ya ama sormamışsın bile daha. Neyi sormamışım? Ay çıldırtmayın adamı ya. Ya yılbaşında bir partiye davetliyim. Günçiçek'e de benimle gelir misin dedim. O da arkadaşlarımla planlarım var dedi. Ay yok canım, ne planı? Planı falan yok onun. Hem bak biz yılbaşında çalışacağız, catering yapacağız ya. E ben de çalışırım işte. Yok canım, sen öyle yapamazsın catering metering falan. Dökersin, saçarsın. Ferit, Günçiçek'in hiçbir işi yok. Seninle de partiye geliyormuş. Harika. Ama bir şartla. Aranızda geçen her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum. Salça. Tamam, bir şey demedik. Görüşürüz o zaman. Kızım ne yaptınız ya? Ne yapacağız ya? Ne güzel işte, yılbaşını beraber geçireceksiniz. Ay karabibere de bak nasıl özendi. Senin şu Servi boylu al yanak diye bir sorsak ya ya. Bir abisi falan var mı? Onu da karabibere yaparız. Yazık yani, boyu boyuna, huyu huyuna birini bulalım yani. Ben seni şimdi kulaklarından bir sündüreyim, boyun uzasın da abisini sana yaparız o zaman. Şaka yaptım ya, hemen kızıyorsun sen de. Gerçi bunu bozursak üçümüze de birer tane böyle sevgi çıkar, orta boy. Ya iyi de abiciğim, ben adamlarla hiç görüşmesine gitmedim ki. Şimdi bu dingil de nereden çıktı demesinler sonra. Demezler o çocuğum, merak etme. Çünkü biz senin de gelip çalışacağını söyledik. Hayır mı lan? Ha? Doğru mu diyor? Söylediniz mi? Ha? Bu Kamil şirketlerini görmeden nasıl kabul ettin ki? Vallahi Orçucuğum, ben senden bahsettim, ne eksik ne fazla. Harbi mi lan? Ha? Harbi mi söylüyorsun? Peki en çok hangi özelliğime tam oldular? Ha? Anlatsana be kankişto, hadi be kankişto. Tokişko kankişto. Vallahi kardeşim, ben dedim ki bizim Orço diye bir arkadaşımız var. Kendisi Şarlon'un reenkarnesi olarak aramızda yaşıyordu. Allah Allah! Kamil misiniz nesiniz be? Ha, Kamil misiniz nesiniz? Bir kere ben Şarlon'un taklidi değilim oğlum. Şarlo benim taklidi. Oha lan! Adam senden 100 yıl önce yaşamış. Seni nasıl taklit edebilir? Vah! Sanki sonradan doğan taklit eder diye bir kanun var. Ön yargı oğlum bunları deyipsin, ön yargı. Kurtulun birazcık şu ön yargılarınızdan. Yıkın oğlum tavularınızı, yıkın. Mesela ben tatlımı yemekten sonra değil, önce yerim. Ama arkadaşlarınla paylaşmazsın değil mi? Ayıp lan ayıp. Ne ayıbı be? Ne ayıbı? Siz benimle Şarlo diye dalga geçin, ondan sonra benden gofret isteyin. Yok size gofret. Kendim yiyeceğim bütün gofreti. Yok, vermeyeceğim ki size gofret. Kendim yiyeceğim gofreti. Ah, böyle yiyeceğim kendim. Yiyeceğim böyle. Hop, ne oluyor bakayım orada? He? Niye atıyorsunuz onları yere? Babanızın uşağı mı var burada? Kaldır onu, al, 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 çabuk. Songül teyze. Songül teyze. Ana! Songül teyze gelmişsin. Canlarım benim. Oy, hoş geldin. Çocuklarım benim. Benden kurtulacağınız mı sandınız öyle bakıyorsunuz size? Aa, olur mu öyle şey? Ne güzel dönmüşsün işte. Döndüm tabii. Yapamadılar bensiz. Aa, yapabilirler mi tabii? Ya, işte bu ya. Of anne ya, altlara bir fön çekecektin. Komple bakıma soktun beni. Çocuk gelecek şimdi. Ay çocuğa çocuk deme. O senin kocan yaşında. Ben babanla evlendiğim zaman senin yaşındaydım kızım. Kız Gülçiçek, annen gel anlattı çocuğu. Tarık Akan'ın gençliğine benziyormuş. Sende de Necla Nazım'ın gençliği var. Puh, maşallah. Anne yemin ediyorum eve gidince göstereceğim sana gününü. Görüyorsunuz değil mi teyzeleri, görüyorsunuz. Alangil haklı kız. Bu fırsat kaçmaz. Ay, Ferit geldi. Ay, çocuk görecek şimdi beni. Çocuk deme şuna, o senin kocan yaşında kızım. Montum da var anne. Maşallah boylu posluymuş. Arabası da güzelmiş kız. Kız paran var mı? Var anne, var, istemiyorum. Olsun olsun, fakir zannetmesin seni. Tamam hadi görüşürüz.
Merhaba Ferit oğlum. Merhaba teyzeciğim, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Ben babasıyla konuşurum. İstediğiniz anne. Saatte... Siz hiç merak etmeyin teyzeciğim. Ben kendi ellerimle size teslim edeceğim. Maşallah, maşallah. Tı 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 tı. Kurtar beni Ferit. Bak gördün mü kapısını açtı, aferin. Maşallah, maşallah, maşallah. Arabası da yakıyor kız. Maşallah. Ya. Maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülcan. Mert oğlum gelsene içeri. Yok Gülseren teyze, hiç girmeyeyim şimdi ya, sağ ol. O zaman bekle, sana birkaç tane meyve getireyim. Bütün gece çalışacaksınız, yolda yersin. Peki tamam. Paşa yok mu? Geliyorum Mert. Akşam belki görüşemeyiz. Sana iyi seneler. İyi seneler Mert abi. Paşa nerede kaldın ya? Geldim oğlum, geldim ya. Kırmızı baksırımı bulamadım biliyor musun? Ya hadi lan, saçma saçma konuş. Anne, hadi biz gidiyoruz. Geldim oğlum, geldim. Alın bakalım. Bunlar ne anne ya? Yolda yersiniz oğlum. Hadi iyi seneler. İyi seneler. İyi seneler oğlusum. İyi seneler Mert. İyi seneler. İyi seneler amca. Canım. Akşam dikkat edin, içki servis ederken böyle ince ince götürüp de dağıtmayın yılbaşı yılbaşı, olur mu? Allah Allah. Ocaksıza bak sen ya. Hadi girin içeri hadi. Büyüdü de abisine akıl veriyor. Ocaksıza bak sen. Cimbom. Efendim. Ne çıkardın bana dipten? Daldın gittin yine. Yok bir şey, iyiyim, merak etme. Hadi neşelen biraz. Bak yılbaşına birlikte giriyoruz. Neşeliyim ben zaten. Sen yanımdasın ya. Öyle hissetmene çok sevindim. Daha çok yol var mı? Yok. Geldik sayılır. Bu arada sana zahmet olmazsa torpidoyu açabilir misin? Tabii. Bu ne? Yeni yıl hediye. Ben bunu kabul edemem. Yani çok küçük bir şey zaten. Yani bugünü hatırlayasın diye. Bu ne ya? Tamam cimbomluyuz, delikanlı kızız, maçlara falan gidiyoruz ama bu kadar da değil. Ya kusura bakma cimbom ya. Bizim şoför paketletti de hediyeleri. İkisini de aynı paketlemiş biz sana diye. Sana çok yakışacak. Ne oldu cimbom? Beğenmedin mi hediyeni? Yok. Teşekkür ederim. Neyse. Geldik sayılır. Çok şükür. Hadi. Hop! Nereye lan, nereye? Maskesiz de olmaz. Al bakayım. Al bu sana, al bu sana. Hadi yürü. Hadi yürü bakayım. Hadi, hadi. Nasıl gidiyor? Bana mı dedin? Yok, kime diyecektim? Her geline veriyorsun değil mi maskelerden? Veririm, vermem. Hayır, keyfimin kahyası mısın be kardeşim? Sana ne ha? Sana ne? Hadi yürü git içeri bak. Hadi yürü. Zeki, salaklığın alemi yok. Tanımadın mı oğlum beni? Yok, tanımadım. Prensip meselesi oğlum. Maske var ya, tanımıyorum. Lan! Canburger, sen misin ha? Hoppala! Oğlum, canın göbeği bu kadar küçük mü? Aa,
Kız Elçin, Elçin ne şeker olmuşsun ha? Zeki, yılbaşından seni boğarak girmek ve bütün yılı bu şekilde geçirmek istemediğim için şu an maskemi çıkartıyorum. Fırki, fırkiş, ne haber ya? Oğlum hazır seni görmüşken soracağım, sormadan geçemiyorum. Ben niye pembe maske takıyorum? He? Ben niye pembe maske takıyorum? Bu ne? Gri, ben niye pembe? Ben soruyor muyum niye gri maske takıyorum diye? Yok, sormuyorsun. Sen de sorma o zaman. Bir de bundan sonra bir daha beni tanımamazlık gibi bir şey yaparsan seni gebertirim. Dur, 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 dur. Nereye, nereye? Aldı sana. Aldı sana. Hadi bakayım, hadi. Birazdan bu pis yedili de gelir. Önce onlara hizmet ettirir, sonra bir güzel dalga geçeriz. Sen niye gülmüyorsun lan Zeki? Bana mı dedin brother? Zeki, kırmayayım kafanı. Şaka yaptım Fırki ya, şaka şaka. Hadi yürü, hadi, hadi. Fırki, Fırki! Abi, Orçun nerede kaldı ya? Be! Nasıl da korkuttum sizi ha? Nasıl da korkuttum? Korktunuz değil mi? Salça korktun mu? Sen korktun mu lan? Neredesin lan iki saattir? Allah belanı vermesin tırpa. Korkuttun lan beni. Nerede olacağım oğlum? Siyah paltolu aramaya gittim. Ondan geç kaldım be. Ha, şş, bana bakın. Yenekler nerede yenekler? Onlar ne lan gereksiz? Çatal fikir kanka. Ya iyiden gelirken yemek yemeden çıktım biliyor musun? Bir kalite kontrol yaparız değil mi? Ha yaparız. Yapmaz mıyız? Yaparız. Yapmaz mıyız? Yapmaz mıyız paşa? Yürü bak. Sen çok değiştin kanka. Yemin ederim değiştin. Ben seni bir değiştireceğim. Komple değiştireceğim. Beyin nakli yaptıracağım sana. Gel lan buraya. Allah Allah. Ay ben alırım, ben alırım. Önemli değil. Zaten çok az yolumuz kaldı. Vinci şifresini çözmek bile bu kadar gizemli olmamıştı. Yani şu halime bak, elimde kucak dolusu oyuncak. Bir sürü erkeğin olduğu bir yere gidiyoruz. Bir de nereye gittiğimizi bilsem. Magazin programlarındaki gibi yapayım mı? Murat Bey nereye gideceğimizi öğrenecek ama az sonra. Ya merak etme, hem çok eğleneceksin. Şu senin aşkla bağlı olduğun erkekleri çok merak ediyorum doğrusu. Bu durumda pek eğleneceğimi sanmıyorum. Emin ol çok eğleneceksin. Güven bana. Hem zaten geldik bak. Beyler, şu pis yediliği görüyor musunuz ya? Hemen de nasıl kıvırdılar işi. Sorma, şirketin müdürüne söyle de bunları sigortalı yapsın. Bu çocuklar hizmet etmek için doğmuş ya. Beyler, bu maskeleri biz neden takıyoruz ki? Çıkartacağım ben. Şşş! Oğlum, pis yediliği tarafından tanınmamak için takıyoruz. Salak! Ya Fırki, bazen ne kadar saçmalıyorsun farkında bile değilsin ya. Şimdi o kadar çok saçmaladın ki. Yani pis yediliği biz zaten tanıyoruz ki oğlum. Bak şurada işte şey var, orman çomarı var. Ha, şurada kalça var. Demin de jeneratör geçti. Zeki, fikir olsun diye soruyorum. Hiç 2011'de kalmayı düşündün mü? Yani ne yapacaksın ki 2012'ye geçip? Harbi mi? Yani burada düzenini kurdun zaten. Öyle mi diyorsun? 2011'de? Evet. Kalsam olur. Kesinlikle. Kalsam olur mu? Çok iyi olur. Kalırım. Bırak abi bu salağı ya. Gel biraz şunlarla dalga geçelim ha. Pardon. Şuraları biraz temizleyebilir misiniz? Tabii. Şuradan da biraz alalım da. Ne yapıyorsun lan sen Zorro? Tamam Mert. Tamam abi. Sen işine bak. Ben hallederim. Yeah.
İyi ya. Çok geç kalmamışız. Daha yeni yeni gelmeye başlamışlar. Maske işi nereden çıktı anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Gerçi partinin en güzel kızının benimle olduğunu kimse göremeyecek ama. Pardon. Biz birer tane içki alabilir miyiz? Allah Allah. Tamam 10 tane elimiz yok ya. Vereceğiz. Yeni yıla nasıl girersen öyle girersin demişler. Derbiden kavga edeceğim. Ondan sonra olacak. Bu olacak ya. Dün çiçek bu. O trafoydu. Salça. Pisi ile karabiber de orada. Orço da burada. Olamaz ya. Bizim çocukların bahsettiği parti bu parti miymiş? Haberleri var mı bunun Furkan'ın partisi olduğundan? Hayır yoktur. Olsa başvurmazlardı ki. Şansa bak. Ben bir şey söylersem de düştükleri durumu anlayacaklar. Doğru. Bence de hiçbir şey söylemeyelim. Abicim hoş geldin. Yengeciğim sen de hoş geldin. O ne öyle ya gözündeki? Ne arzu edersiniz? Ha? Mesela ben bu kanepeleri tavsiye ederim. Çok güzel oluyor bunlar. Baba, bunlardan tavsiye ederim. Al, buyur. Buyur abicim. Al. Ya alsana bir elini kolunu alıştırma. Hangisini istiyorsan al. Yengeciğim buyur. Alsana bir. Al hadi. Allah'ım ya yapayım ya. Şişt birader. Sende de amma boy var be kardeşim. Yemin ediyorum amma boy var sende daha. Bizim sınıfta da var böyle oğlan çocuğu. Senin gibi aynı boydalar ha. Bir gün gel de tanıştırayım. Boy ölçüşürsünüz. Ne oldu? Beğenmedin mi? Bir şey içer misiniz? İşte benim Nazemi'yi yenen kahraman erkek arkadaşlarım. Nasıl buldun onları? Aşk olsun Filiz. 2 gündür yüreğime inecekti. Bu gece buradayız. Onların mucizelerine tanık olma sırası bizde. Evet çocuklar sıraya girin bakalım şimdi. En önde ben vardayım. Oyuncakları dağıtmaya işe başlayabiliriz. Sen hem çok ilginç hem de çok iyi bir insansın. Sanırım bu yüzden sana aşık oldum. Efendim? Çocuklar bir dakika. Murat abiniz galiba bir şey söyleyecek. Ne dediniz? Daha uygun bir zamanda söylerim. Çünkü şimdi hediye zamanı. Ay aşkım ya. Yani var aklında 1000 yaşa ya. Ya ne kadar iyi yapmışsınız. Yani böyle ben o kadar mutlu oldum ki. Hani şu varoşları olması gerektiği yere göndermişsiniz ya. Süpersiniz olmuşsunuz. Herkes haddini bilecek öyle değil mi abi? Sen de elini korkak alıştırma ya. Al da kirlet biraz da şu ezikler temizlesin. Hanımefendi. Parkinson ilacınız bittiyse aldıralım. Böyle elleriniz falan titriyor da o yüzden. Bana baksana kızım sen. Neşe, ne oluyor bize? Ya abi bunlar gıcıklığına yere bir şeyler döküp duruyorlar ha. Tamam canım, sen işin başına dön bir şey söyleme. Ben gerekirse şefle konuşurum. Ferit, bu işin içinde bir iş var. Baksana nasıl eğleniyorlar bizimkilerle. Yani bana da bir gariplik var gibi geldi ama. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu kim be? Bunu tanımıyorum ama bunun boya bakılırsa küçük beyin bir akrabası herhalde. Gerizekalı. Ferit zaten o. Sana sen ne yaptığını zannediyorsun dedim. Vay. Meğer çirkin ördek yavrusu kuğu muymuş ya? Hiç sanmıyorum yani Furkişkom. Hani bu olsa olsa böyle kuğu görünümünde çirkin ördek yavrusu olurmuş. Ferit, niye getirdin sen bunu buraya? Gülçek. Kız, senin ne işin var burada? İnanın sizin burada çalıştığınızdan haberim yoktu. Bu gerizekalılar her şeyi bizi aşağılamak için tasarlamış.
Arkadaşlar ya, babamın şirketi, siz burada müşterilerle lak lak yapasınız diye mi para ödüyor acaba size? Aa, Porky. Gördün mü lan Porky? Babanın şirketi mi? Evet, ne zannettin? Hadi ama gençler, biraz hizmet edin ya. Yoksa para falan alamazsınız. Pul biber. Pul biber. Tatlışko, hadi git bana bir tane kanepe getiriver. Ulan kızım, bana baksana, buradan böyle bir çakarım, bir ay kanepede oturursun ha. Tamam Sevil canım, tamam, gerek yok. Güney, ne oluyor burada? Ne olacak? Arkadaşların sınıfsal bilinçlerini tazeliyorduk. Sen bir kes sesini. Ya sizin iş bulduk dediğiniz bu muydu? Evet. Başvurduğumuz yer bu Jonjo'nun babasının şirketiymiş. Ve belli ki bunu en başından beri hesaplıyorlarmış. Ben onların hesaplarını döreceğim birazdan, merak etme kardeşim. Gerek yok Mert. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Hem bu dallamaların hesaplayamadığı bir şey var. Biz babasının parasıyla kendini sananlardan farklı olarak alnımızın teriyle çalıştığımız hiçbir işten gocunmayız. Bizim geldiğimiz yerde çalışmak değil, aylak aylak gezmek ayıp. Ya sen bana da bir önlük versene, arkadaşlarımı yalnız bırakmayayım. Ben de bir önlük alabilir miyim? Ben de bir önlük alabilir miyim lütfen? Ben de bir önlük istiyorum be. Hadi o zaman arkadaşlar, biz işimizin başına dönelim değil mi? Ha bu arada Furkan'cığım, biraz önce senin günahını almışız biz ya. Ben böyle bilerek falan döküyorsun sandım yere ama kabahat sizde değilmiş. Buranın zemini cidden eğriymiş ya. Ne? Yer mi eğriymiş? Evet Dilkopat'cığım. Hatta benim dengem bozuluyor. Bozulmak üzere. Arkadaşlar, bakıyorum da servis edilecek ne yiyecek ne de içecek bir şey kalmamış. Değil mi? Bu da demek oluyor ki bize ihtiyaç kalmadı. Ne yapsak, biz gitsek mi acaba ha? Jonjon, sizin şu şirketteki kifayetsiz müdüre söyle, biz para falan istemiyoruz. Bu sefer bizden olsun, ayağınız alışsın. Size hediye ettiğimiz paralarla da içi boş bedenlerinize yeni elbiseler alırsınız. Gel bakalım. Senin şapkan eksik mi kalmış? Haydi otur bakalım şimdi, oyun oyun. Hazır mısın? Yeni yıla girmeye az kaldı. Ay, hazırım ama çok da heyecanlıyım. Bana böyle bir yılbaşı yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. Dile benden ne dilersen. İstersen senin ders saatlerini de ben alayım ha. Ne dersin? Çocuklar hazır mısınız? 12'ye çok az kaldı. Yeni yılın size mutluluklar, yeni güzellikler, yeni güzel başlangıçlar getirmesini dilerim Songül Hanım. Hasan Paşa. Ben de size yeni yılda mutluluklar, güzellikler dilerim Hasan Paşa. Dokunsalar ağlayacaksın. Ama hiç dokunmuyorlar. Bir çare bakan gözleri. Hep beraber geriye saymaya başlıyoruz o zaman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ana son, kokarken sofralar yaşlanıyor, seni aynalar her geçen yıl. Masadan eksiliyor dostlar. Ana son, kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar.
hatırlıyor mu? Seni hala dikiş tutmayan bu büyük yara. Bazı geceler kanıyor hala. Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen kalmışsın tek başına. Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen